Evet, yoğun bir Ankara gündemine geride bırakıyoruz. Hafta sonu da hem AK Parti istişare kampı düzenlenecek hem de bazı bölgelerde iptal edilen seçimler yenilenecek. Ankara gündeminin ayrıntıları için her zaman olduğu gibi Eko TV Ankara Haber Koordinatörümüz Eray Görgülü'ye döneceğiz. E, Eray Günaydın. AK Parti istişare kampı yarın başlıyor. Kampın gündeminde günaydın hangi mehtap. başlıklar olacak? AK Parti'de değişim süreci kampın ardından başlayacak mı? Böyle başlayalım. Evet, AK Parti işaret kampı yarın Ankara Kızılcamam'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Gündeminde pek çok başlık var, pek çok madde var. Ancak en önemlisi yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler olacak. Şöyle hatırlatalım, yerel seçimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın sandığa yansıttığı iradeyi, sandığa yansıttığı değişim talebini gördüklerini ...söylemişti, ee, üzerlerine düşeni vakit geçirmeden yapacaklarını söylemişti, anlatmıştı. Tabii bunun ardından AK Parti'de hemen çalışmalar başladı, değerlendirmeler yapıldı, ee, anketler yapıldı... ...vatandaşa e, sorular yöneltildi birçok bölgede e, seçim sonuçlarına e, bakılarak AK Parti'nin kaybettiği bölgelerde de. E, bu değerlendirmeler yapılırken raporlar da oluşturuldu... E, Oy kayıplarının nedenleri araştırıldı, bunlar soruldu vatandaşa. Şimdi tüm tüm bu çalışmalar tamamlanmış durumda. Ee, Ak Parti istişare kampında da bu çalışmalar masaya yatırılacak, değerlendirilecek. Sonrasında da zaten e, Ak Parti'de bir e, değişim süreci bekliyoruz. Değişim süreci de aslında başladı, e, gözle görülür bir şekilde de istişare kampının ardından. Başlamasını bekliyoruz. E, MYK'da, MKYK'da değişikliklere gidebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan partide. E, şimdi istişare kampının ardından bunları daha net göreceğiz. İstişare kampının e, gündemine yine bakacak olursak e, diğer konular neler diye. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın e, açılış konuşmasını yapacak. İstişare kampının ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala'nın moderatörlüğünde genel merkez çalışmalarıyla ilgili bir oturum düzenlenecek. Bu oturumda AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir e, yerel seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapacaklar. Daha sonrasında e, meclis meclis çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler olacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda grup başkan vekilleri, meclis grup başkan vekilleri, meclis grup yönetim kurulu üyeleri Partinin meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecekler. İstişare değerlendirme kampında genel merkez ve meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji, tarım, güvenlik konuları da görüşülecek. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Kampta bakanlar sunumlar da yapacak. Adalet, güvenlik, dış politika dedik. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu konularda sunumlar gerçekleştirilecek. Daha sonrasında istişare değerlendirme kampı pazar günü yapılacak genel değerlendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla da sona erecek. Tabii bir kez daha belirtelim. Değerlendirme kampının, istişare kampının en önemli gündem maddesi tabii ki yerel seçim sonuçları olacak. Sonrasında da AK Parti'de yerel seçim sonuçlarının hemen ardından başlayan ve aslında devam eden değişim süreci olacak istişare değerlendirme kampının gündemi Mehtap. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun iptaline karar verdiği seçimlerde. Pazar günü Gerçekleştiriliyor Eray e, ve e, hangi bölgelerde e, olacak? 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde itirazlar üzerine bazı bölgelerde Yüksek hı hı. Seçim Kurulu seçimleri iptal etmişti, seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Şimdi. Pazar günü bu bölgelerde seçim gerçekleştirilecek. E, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzel Yurt ilçelerinde seçim tekrarlanacak. E, beldelerde ise Sivas, Yıldızeli, Güneykaya, Kırklareli, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Tunceli, Malazgirt, Akpazarı. Aksaray Merkez Sağlık Beldelerinde seçimler yenilenecek. 3 ilçe ve toplam 4 belde var seçim yenilenecek bölge. Toplam 58.259 seçmen oy kullanacak sandığa gidecek pazar günü düzenlenecek seçimlerde. Öne çıkan iki ilçe var aslında Şanlıurfa, Hilvan ve Kayseri, Pınarbaşı bölgeleri. Hilvan'da 27.686 seçmen oy kullanacak. Pınarbaşı'nda 18.960 seçmen. Şimdi bu iki bölge neden ön plana çıkıyor? Seçimler başa baş sonuçlanmıştı. Onu belirtelim vurgulayalım. Kayseri Pınarbaşı'nda CHP'nin adayı Deniz Yağan e, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'ndan e, 324 oy fazla almıştı. Usulsüzlük iddiaları üzerine seçim iptal edilmişti. E, diğer yandan Şanlıurfa Hilvan'da da AK Parti ile DEM Parti'nin adayları başa baş bir seçim sonucu elde etmişti. İtirazlar gelmişti. burada da seçim şimdi pazar günü yenilenecek. tekrar hatırlatalım. 3 ilçe, 4 beldede seçim yenilenecek. Ama öne çıkan Kayseri Pınarbaşı ve Şanlıurfa Hilvan bölgeleri. Bu iki bölgede de genel merkez her her partinin genel merkezleri Pınarbaşı'nda CHP ve MHP ee, Şanlıurfa, Hilvan'da da AK Parti ve Dem Parti ee, adaylar yoğun bir seçim faaliyeti yürütüyor günlerdir. Milletvekilleri bölgeye gidiyor. Genel merkez yetkilileri de bölgeye adeta çıkarma yapmış durumda. Şimdi biz de pazar günü seçimleri bu bölgede dikkatle izleyeceğiz, takip edeceğiz Mehtap. Peki dış haberler koordinatörümüz. E